Değerli izleyenlerimiz, 2024 Mahalli İdareler Seçimi, diğer adıyla Yerel Yönetimler Seçimi, tüm Türkiye'de olduğu gibi elimizde de bir hayli heyecanla seçim süreci devam etmekte. Bugün başarılı bir muhtarımızla beraberiz. Yedişehitler Mahallesi Muhtarı Sayın Adem Şamlı ile beraberiz. İlk program olması nedeniyle hem heyecan hem keyif iç içe kabul ettiği için öncelikle kendisine çok teşekkür ediyoruz. Öncü davranışı burada da yine sergiledi. Şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum değerli muhtarım. Şimdi Adem Şamlı kimdir diye başlatarak sohbeti, bu soruyla başlayarak istersen seni tanıyarak, tanıştırarak izleyenlerimizle keyifli süreci startını verelim. Öncelikle Elif Hanım ilk programında bana yer verdiği için, mahallemizde yaptığımız çalışmalarımızı buradan bu vasıtayla ileteceğimiz için Elif Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Adem Şamlı kimdir? Adem Şamlı Yalvaç Kumlanlı doğumlu fakat 30 senedir Yedişehitler Mahallesi'nde esnaflık yapan, 35 senedir de Yedişehitler Mahallesi'nde oturan, Yedişehitler Mahallesi 109 cadde üzerinde Karizma Erkek Kuaförü adı altında erkek berberliği hizmeti veren, 3 çocuk sahibi, 3 torunu olan bir birey. Çok çalışkan bir muhtar. Evet, çok hem genç bir baba hem genç bir dede hem de çok başarılı bir iş insanı ve tabii ki aynı zamanda da başarılı bir yönetici bir muhtar. Peki muhtarım, ne kadardır muhtarlık makamında bu koltuktasınız? Evet. Kaç dönem? Benim ilk dönemim, yani yine aynı şekilde mahallemize faydalı olmak, hizmet edebilmek adına 7/24 ulaşılabilir. Mahallemizin sosyal ihtiyaçlarını tespit eden, vatandaşların sorunlarıyla yerinde ve zamanında ilgilenen, acı ve tatlı, hüzünlü zamanlarında yanlarında olan, Allah rızası için hizmet anlayışıyla vatandaşlarla sürekli diyalog halinde olan bir muhtar olmaya çalıştım. Birinci dönem muhtarlığım bu süre boyunca sürekli vatandaşlarla diyalog halinde olmaya çalıştım. Yine 24 seçimlerinde de yine adayım inşallah. Ben ve ekibime mahallemizin desteklemesini istiyorum. Evet, yani bu yeni dönemde de çalışmalara kaldığı yerden devam edelim niyetiyle tekrar adaysınız. Evet. Peki mahallede neler eksikti ve siz hangi eksiklikleri döneminizde giderdiniz? Mahallemizde biz tabii ki 2019'da muhtar seçildiğimizde mahallemizin en büyük sorunu mahallemizin tam ortasında bulunan bir içkili gazinoydu. Yani insanların sürekli şikayet ettiği burası. Çünkü mahallede öncelik huzur ve güven. Elbette. Biz de buna yoğunlaştık ilk anda. Çünkü önce huzur ve güveni sağlamak tabii ki. Yani bu içkili gazinomuzu sağ olsun belediye başkanımızın da yardımlarıyla içkili gazinonun kapatılmasını sağladık. Yine aynı şekilde Çiçek Evler Parkımız. Buranın bir istimlak sorunu yüzünden 10 senedir kocaman bir park var. Fakat içinde hiç oyuncak ve spor aletleri yoktu. Yine buraya bir park yaptık ve spor aletleri koyduk. Yine yeni bir park yaptık 2947 sokak Aydın Evler önüne. Bu bölgemizde hiç park yoktu daha öncesi. Buraya yeni bir park yaptık. Cuma pazarımız daha önceki yağan karda birazcık az hasar almıştı. Buranın güçlendirmesi, üst tavanı, boyası, çatısı, ışıklandırması ve buradaki esnafımızın da bir doğalgaz sorunu vardı. Yine doğalgazlarını getirdik cuma pazarındaki esnaflarımızın. İçindeki tuvaleti baştan sona yeniledik. Kapalı pazar yerimizdeki tuvaletimizi. 3 tane camimiz var Yedişehitler Mahallemizde. Üçüne de bir hizmetimiz oldu. Üçüne de bir hatıramız oldu. Yedişehitler Camimizin tuvaletinin tadilatını yaptık. Girişini, kale bodrumunu. 4-6 yaş Kur'an kursumuzun bahçesine andezit yaptık. Miraç Camimizin tuvaletini sıfırdan yeniden yaptık. Buraya engelli girişi yaptık. Meydan Camimizin bahçe düzenlemesini yaptık. Oradaki şadırvanımızın etrafı topraktı. Oraya da kilit taşları döşedik. 2987 sokak ve 90 sokağa yağmur suyu hattı çektik. Burası çok önemliydi. Çünkü mahallede gerçekten biz göreve geldiğimizde yatay sokaklar çok sıkıntılıydı. Yine yatay sokaklarımızdaki sıkıntılı olan yerlerde bypass yapmak suretiyle oradaki sıkıntıları da giderdik. Çünkü altyapı çok önemli. Yine 110 caddemiz ve 108 caddemizde de begonit renkli taş çalışması yaptık. Şüphesiz. Evet. Yani mahallede çok ciddi adımlar atıldı. Büyük sorunlar, sıkıntı yaratan sorunlar, sıkıntılar ortadan kaldırılmış oldu. Peki bu hizmetlerin içerisinde en önemsediğiniz hizmet nedir? Demin hizmetlerimizi tabii ki sayarken unutmadığım bir şey aslında ama ben onu hep sona böyle bırakıyorum. Yani parklar, bahçeler, asfalt, kaldırım, her şey yapılır. Fakat önemli olan bir insana dokunabilmek, bir aileye dokunabilmekti. Biz de bir engelli
iki kardeşin yaşadığı çok kötü şartlarda yaşayan aile metruh bir evi biz yeniden yaparak, hatta 1 TL bile para toplamadan imece usulü yaparak onları çok güzel yaşanabilir şartlarda bir ev yaptık. Bence benim için en anlamlı, en güzel en hizmet kıymetli. Buydu. Oraya bir hatıra bıraktık. Maviye de boyadık. Benim için en güzel, en anlamlı hizmet bu. Umudun rengi olsun diye herhalde, değil mi? Umudun rengi olsun, evet. Yani bu eskiden köylerde imece usulü yapılan işlere kentte de hala yapılabildiğinin aslında çok güzel bir örneği olarak ortaya konması gerekir. Kesinlikle. En küçük yağmurlarda, yani en az yağan yağmurlarda bile aile yaşadığı yere su giriyordu. Yağmur suyu ya da herhangi birisi halı bile yıkasa yani su giriyordu. O kadar kötü. Ama biz mahalleliyle toplandık. İmece usulü. Ustaların yemeğini komşulardan birisi yaptı. Kadınlar çizmeydi. Harç taşıdı. Harç çıkardık. Güzel bir çalışma yaptık ve aileyi sıcak yuvasına kavuşturduk. Ne güzel. El birliği ve gönül birliğiyle çok güzel bir aileye kol kanat gelmiş, evet, oldunuz. Muhtarlık çatısı altında. Şimdi muhtar önemli. Mahallenin oduna kömüre ihtiyacı olandan, evinde ekmeği olmayana kadar her türlü eksiklikte kapısı çalınan makamdır. Aslında bir umut kapısıdır. Ailenin babası gibi mahallenin de babası konumundadır bir muhtar. Öyle değil, evet, mi? Evet, tabii ki. Bu anlamda da sosyal yardımlar için de yine halkla aracı olan makamdır. Yani tabii ki mahallemiz genel itibariyle 80'li yıllarda Yedişehitler mahallemiz 80'den sonra gurbetçi vatandaşlar buradaki evler almış. Genelde buradaki evler hep gurbetçi vatandaşlarımızın. Yani bodrum katta oturan da kiracı, 5. katta oturan da kiracı. Yani bu sebeple bizim sosyal yardımla işimiz çok fazla. Çünkü orta gelirli bir mahalleyiz. Orta gelirli bir aşağısı diyelim. Yani genelde hep kiracı mahallemiz. Bir senedir de mahallemizin aşağı yukarı %30-%35'i değişti kiralara yapılan zamlardan dolayı. O yüzden tabii ki bizim sosyal yardımlaşmayla işimiz her gün, hatta akşama kadar işimiz sosyal yardımlaşmayla. Başka ağırlıklı çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi kiracı ağırlıklı bir mahalle dediğiniz zaman mahallenin aslında nüfusunun sürekli değişkenliği de söz konusu. En azından birkaç yılda bir değişme ya da zaman zaman değişme gibi bir durum söz konusu. Peki mahalle sakin ama hakim olmada, onları tanımada size sıkıntı yaratıyor mu bu değişme? Kesinlikle yaratmıyor. Bence bir muhtar mahallesini tanımalı. Nerede kaldırım taşı bozulmuş, nerede asfalt çökmüş, nerede bir lamba yanmıyor, bunları bilmeli bence. Dolayısıyla da her ihtiyaç sahibi vatandaşını ya da herkesi tanımalı diyorum. Ben çok şükür bu konuda hiç zorluk çekmedim. Yıllardır burada esnaf olmamdan dolayı da bu konuda hiç zorluk çekmedim. Herkesi, bütün adresleri ve herkesi bir bir biliyorum. Yani birebir bütün mahalle sakini yakınen tanıyorsun. Bu çok güzel bir şey. Evet, kesinlikle. Mahalle sakini yönünden de bir avantaj, erişilebilir olması bir, evet, muhtarın makamında. Bugün iş yerinizle muhtarlık makamını sırt sırta vermiş yan yana iki ayrı iş alanı. Dolayısıyla mahalle sakininin de gelip size ulaşması bu nedenle çok çok kolay. Kesinlikle. Peki yeni dönem için var mı? Yani birçok güzel işe imza koydunuz. Evet, yeni dönem. Yeni dönem için planlar var mı? Yeni dönem projeniz var mı? Dediğimizde tabii ki şimdi ilk dönem bir tecrübemiz var. Biz nelerin yapılabileceğini, nelerin yapılamayacağını artık öğrendik. O yüzden yapılamayacak işler hakkında insanları umutlandırmak ya da onlara yalan konuşmak olmaz tabii ki. Yani olmayacak projelere söylemek. Hayali bir projede imza koymayacağız. Atmayacağız. Tabii ki bizim projemiz tatlı dil güler yüz. Bizim projemiz gönüllere girmek. Bizim projemizde doğru konuşup bitecek bir işi bitirmek var. Ne güzel. İşi yani, sonuca taşımak çok önemli. Sonuca taşımak var. Bu anlamda mahallenize ne ihtiyaçsa bunu talep etmek ve arkasını kovalamak. Eksiklerin peşine düşeceğiz gene. Eksiği neyse bunu talep etmek ve bunun takibini yapmak. Evet, birinci dönem aslında ciddi bir tecrübe de kazandırmış oldu. Yönetimlerde tecrübe önemli tabii ki. Aynen. Hangi kurumla nasıl bağ kurulacak, vatandaşın sorunları, ivedilikle nasıl çözülecek, ilgili makam tabii hangisidir bunu bilmek, aynen, aslında bir tecrübeden geçer. Bu anlamda da Adem Şamlı muhtarımız Yedişehitler'de bu tecrübeye hakim bir muhtar. Isparta'da 44 mahalle var dedik. Yedişehitler Mahallesi de gerçekten artık yeni bölgenin kalbi durumunda olan bir yerde. Mahallenin nüfusundan da bahsederek isterseniz böyle tamamlayalım. Evet. Mahallemizin nüfusu 13 bin civarında, yani 12-13 bine yakın diyelim. Yine 9 bin seçmenimiz var.
kısmı genelde genç nüfus. Genç nüfusa sahip. Genç nüfus. 32-46 yaş. Biz bunu Mermis sistem var. Oradan görebiliyoruz. Hı hı. Çok güzel. Yaş. Mahallemiz genç. Aynen. Mahallemiz genç. Genç. Nüfusu. Sınırları esneme şansı evet. olmayan bir mahalle. Aynen. Sınırları aynen. çizilmiş bir mahalle. Evet. Büyüme şansı yok. Ama yoğun bir mahalle ve dediğimiz gibi yeni bölgenin kalbi durumunda olacak güzel bir mahalle. Hı. Değerli muhtarım, bu söyleşide son sözü size bırakalım. Siz neler söyleyeceksiniz? Daha sonra vedalaşalım. Evet, mahalle halkıma en son tabii birkaç kelime edeyim. Sizler hizmetlerin en güzeline layıksınız. Mahallemize yakışır hizmetlerin gelebilmesi için beni ve ekibimi desteklemenizi istiyoruz. Teşekkürler, saygılarımı sunuyorum. Çok güzel. Kıymetli muhtarım, değerli emeklileriniz, gerçekten değerli vaktiniz, değerli emekleriniz için hem mahalle sakinleri adına hem kendimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Bu ilk çekimde gerçekten başarılı bir muhtara mikrofon uzattığımızı düşünüyorum. Şansınız açık olsun. Çalışmalarınızın başarıyla, artan başarıyla devamı gelsin. İpi göğüsleyen isim yeni dönemde yine siz olun tömenisiyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz, biz bu programda dilimizin döndüğünce, vaktimizin elini verdiğince Yedi Şehitler Mahallesi muhtarı Sayın Adem Şamlı'yı dinledik. Kendisine söz hakkı tanıdık. Mahalle muhtarımızın da bir hayli çok emeği geçmiş mahalleliye ve halkımıza, izleyenlere sevgili saygılarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.